Hoş geldiniz değerli seyirciler. Dünyada Tayyip Erdoğan kadar kendini tekzip eden, kendini yalanlayan bir lider yok. Evet, ne dün var idi ne bugün var. Yarın olur mu emin olun olacağı kanaatinde değilim. Zira Erdoğan neredeyse gün aşırı kendini yalanlıyor, kendini tekzip ediyor. Bakın son örnek Beşar Esad olayında, Suriye olayında. Hatırlayalım, Tayyip Erdoğan Beşar Esad ile kardeş gibi idi. O kadar kardeş gibi idiler ki ailece ev ziyaretleri yaparlardı. Fenerbahçe takımını Esad'ın hoşuna gitsin diye Halep'e gösteri yapmaya götürmüş idi. Esad ailesi, Emine Hanım kendisi açıkladı. Erdoğan ailesinin misafiri olarak Türkiye'de ağırlandı. Tayyip Bey, Esad, Beşar, Esma Hanım ve Emine Hanım defalarca karşılıklı ev ziyaretleri yaptılar, tatillere çıktılar. Sonra bir gece ansızın işte 2010'un sonları 2011 gibi CIA başkanı Ankara'ya geldi. Ankara'da 5 gün kaldı çalışma ziyareti ki hiçbir devlette, hiçbir yurt dışı seyahatinde bu kadar uzun kalmamış CIA başkanı Leon Panetta o zaman. Ve CIA başkanı dönüyor, Türkiye'den ayrılıyor. Ertesi gün Tayyip Erdoğan Suriye'ye savaş ilan ediyor. Kardeşim deyip bağrına bastığı Beşar Esad için katil diyor ki o güne kadar Suriye'de münferit birkaç küçük olayın dışında bir çatışma da yok. Öyle katliam da yok, yıkım da yok ama Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber CIA başkanının bu ziyaretinin hemen akabinde savaş ilan ediyor ve Esad kanlı katil oluyor. Sonraki süreci hatırlayalım. Önemli. Türkiye orada zora düşüyor. İşte kendi toprağı olan Süleyman Şah türbesini bile kaçırmak zorunda kalıyor. Daha sonra uzun süreçte yaşananlar ortada. Milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye kaçıyor. Türkiye bunlara 40 milyar dolar harcıyor. Sonra İşte oraya askeri harekatlar yapmak zorunda kalıyor. 3 tane askeri harekat yapıyor. O harekat bölgelerindeki 3 milyon Suriyeli'yi besliyor. Ve en dramatik olanı durduk yerde. Bu yanlış Suriye politikası ile Suriye Kürdistan'ını var ediyor. PYD'yi önünü açan, kurduran AKP iktidarının yanlış Suriye politikası. AKP durduk yerde Beşar Esad'a katil demese, savaş ilan etmese Suriye'de YPG, PKK, Suriye Kürdistanı diye bir bela kapımızı çalmayacak idi. Sadece bu da değil, 200 milyar dolara yakın hem ticarette ve diğer konularda kaybımız, sınır illeri tarumar oluyor. Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep sınır ticaretinde büyük paralar kazanıyor idik. Onları kaybettik ve tabii en önemlisi yüz binlerce Müslümanın kanı akıtılıyor. Bakın yüz binlerce Müslüman ölüyor orada ve İslam bellesi Suriye yerle yeksan oluyor. Yakılıyor, yıkılıyor. Bizimkiler çıkıyor. Efendim Emevi Camii'nde namaz kılacağız dediler. Bu hamaseti yaptılar. Durduk yerde kardeşleri olan evlerinde, mahremlerinde ağırladıkları, baş tacı yaptıkları Beşar Esad'ı katil ilan ederek bir gerekçe. Tabi orada hadise şu idi, CIA başkanı Amerika bunlara dedi ki ılımlı İslam, Sunni İslam'ın lideri olarak sizi yapacağız. Sizi işte halife, onların halifesi ilan edeceğiz. Bu gazla beraber bizimkiler hiç artık gözünü kapatıp hurra Suriye'yi yakıp yıkmaya destek verdiler. Türkiye'de kurulan kamplar ortada, aid donat politikaları ile. Hadi ben terörist demeyeyim ama Sadat'ın yetiştirdiği güruh Suriye'de
kan akıttı ki onların bakiyeleri hala orada, Sadat'ın mensupları ve Suriye Milli Ordusu'nun mensupları başa bela, binlerce belki de on binlerce, sayısı da bilinmiyor ve bunlara hem Sadat'a hem bu güruha, bu çeteye, bu kanlı katillere Türkiye Cumhuriyeti Devleti dolarla hala maaş ödüyor. Bakın sevgili seyircilerim, ifade ettiğim gibi yüz binlerce Müslümanın kanına gir, Suriye'yi yakıyıp Türkiye'yi böyle 100 yılın şamarını vur. Evet, Suriye politikası Türkiye'ye yapılacak 100 yılda en büyük ihanetlerden biri. Bunun altını çizeyim. Peki geldiğimiz nokta ne? Evet, Tayyip Erdoğan neredeyse her gün yıllarca şunu söylüyor. 10 seneye yaklaşıyor. Beşar Esad katil, Beşar Esad zalim. Yahu zalim dediğin o adamı Birleşmiş Milletler meşru yönetim diye tanıyor. Amerikalılar daha sonra baktı ki ya bu Beşar Esad diye bu dincilerden, İslamcılardan daha ehvenişer, daha kötünün iyisi. Bu kalsın dedi, bizimkiler bu halife olacaklar ya, efendim Osmanlı'yı ihya edecekler ya, kendilerince Esad'ı yıkmaya soyundular. Ama arada İran var, arada tabii Rusya var, bunlar da öngörüyor. Bunlarda dış politika bilgisi yok, bunlarda vizyon yok, bunlarda tarih bilgisi, sentez, analiz yok, öyle bir kabiliyet yok. Bunların tarih bilgisi Kadir Mısıroğlu gibi İngiliz MI6 ajanı olan bir meczubun aktardığı dezenformasyona dayalı tarih kitaplarına dayanıyor. Bunlar tarihi nereden bilecek? Hülasa sevgili seyircilerim, bu uğurda ifade ettim, Türkiye'nin başında 4,5 milyon Türkiye'de, 2,5-3 milyon da Suriye'de, 7 milyon Suriyeli'yi biz hala besliyoruz. Hala efendim Beşar Esad katil mugalataları. E peki, e madem öyle, şimdi cevap ver Tayyip Erdoğan. Bu katil ile MİT müsteşarının görüşmesine niye izin verdin? Evet sevgili seyircilerim, MİT müsteşarı Hakan Fidan, Suriye istihbaratının başında olan tüm general Ali Memlük ile Moskova'da buluştu. Bunu her iki taraf da kabul etti. Dünya ajansları duyurdu. Yani yalan haber değil. Şimdi Beşar Esad onay vermese bu Ali Memlük o görüşmeye gidebilir mi? Gidemez. Ama en önemlisi, Tayyip Erdoğan onay vermezse bu Hakan Fidan MİT müsteşarı o görüşmeye gidebilir mi? Gidemez. Yani MİT müsteşarı Tayyip Erdoğan'a bağlı. Şimdi diyecek ki Tayyip Erdoğan hep bunu yaptı. Efendim biz görüşmedik, devlet görüştü. Ya Tayyip Erdoğan, devlet sensin. Devlet dediğin nedir? Devlet dediğin bilgisayar değildir ki, devlet dediğin televizyon kutusu değildir, alet değildir, edevat değildir. Devlet insanlar ve insanların oluşturduğu kurumlardan oluşur. Evet, devlet kimdir? Devlet sensin. Devlet kimdir? Devlet Hakan Fidan ve onun başında olduğu MİT'tir. Ve Hakan Fidan devlet adına, devleti temsilen gitti. Senin emrinle gitti Tayyip Bey. Senin bilginle gitti. Sen evet demezsen Hakan Fidan nefes alamaz, nefes. Ki almaması da normal. Cumhurbaşkanına bağlı. Bu normal. Ben bunu anormal kabul etmiyorum. Öyleyse sen şimdi Beşar Esad ile masaya oturdun. Hiç lamı cimi yok. Katil dedin. Katil dediğin adamla şimdi masadasın. Vekilin aracılığıyla, yahu bu Hakan Fidan senin bütün seyahatlerinde baş köşede yanında, her şeyi neredeyse Hulusi Akar ve Hakan Fidan'la yapıyor götürüyorsun. Bütün politik atraksiyonlarında Hakan Fidan en önde. APO ile müzakerede bile, o zaman Başbakanlık Müsteşar Yardımcısıydı, Hakan Fidan'ı gönderdin. Şimdi sakın ha çıkıp ortaya ben görüşmedim, devlet görüştü deme, sen devletsin, devletin başısın. Peki görüştü isen Tayyip Erdoğan, bunun hesabını vermek zorundasın. Yok öyle yani, o beni kandırdı,
bu beni yanılttı, bu bana yalan söyledi diye bunu atlatamazsın, bunu geçiştiremezsin. Orada bir cenaze var, o cenazenin bedelini tarih önünde, ahlak onun önünde, vicdan önünde, kanun önünde, hukuk önünde vermek durumundasın. 800 bin insan Müslüman öldü orada. Yanlış Suriye politikası olmasa bu olmayacaktı. Mehmetçiklerimiz harekatlarda şehit olan Mehmetçiklerimiz daha geçen hafta yine Suriye sınırında ya o yanlış Suriye politikası olmasaydı o çocuklar orada şehit olmayacaktı. Sizin yanlışlarınızın sonucu olarak o çocuklar toprağa düştü. E peki bunun bir Türkiye 200 milyar dolar kaybetmeyecek idi. Türkiye'nin başına bir bela işte ÖSO işte Türkiye'deki 4,5 milyon Suriyeli bela bunlar bela gelmeyecek idi. Tayyip Bey bunun hesabını kamu vicdanı önünde bunun ederi bunun sonucu neyse katlanacaksınız hesabını vereceksiniz. Tarih önünde sorumlusunuz. Yani bu işten hep söylediğim gibi öyle bizim halk ifadesiyle ellerini yıkayıp çıkamazsın, öyle beni kandırdılar diyerek geçiştiremezsin kardeşim. 10 sene bir yanılgı filan değil. Tam yıllardır biz gazeteciler, benim gibi birkaç gazeteci ve muhalefet sana yalvardı, yakardı barış diye. Sen ne dedin ısrarla katille nasıl barışayım dedim. Ama şimdi masadasın. Vekilinle dolaylı olarak masadasın. Yani aman ben efendim kendim oturmadım deme diyemezsin. O senin adamın, senin emrinle gitti zaten. Devletler böyle masaya oturur zaten. Hülasa sevgili seyircilerim, hakikaten Tayyip Erdoğan siyasi tarihe, sadece bizim siyasi tarihimize değil, dünya siyasi tarihine kendi kendiyle çelişen, kendi kendini tekzip eden, kendi kendini yalanlayan liderlerin, önderlerin en önde geleni ve hatta bir numarasıdır. Kanıtlar ortada. Bizi izlemeye devam edin.